Gençlerimizle bir araya geldikten sonra. Evet ne diyorsunuz? Aynı slogan. biji Serok, Erdoğan. Yani Erdoğan'a yakıştı diyorum. Şayet 2005'teki Erdoğan'sa. Bakın bugün Güneydoğu'da olan vatandaşlarımız. Bugün siyaset yapan birçok insan. Hani diyor ya Sayın Erdoğan, ben konuşmayı dinledim. Ama işin ilginci, ben 2005'te o konuşma dinlen şey yapılırken ben henüz şey değildim. Ak Parti'de aktif bir siyasetim evet. yoktu. 2005'teki Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu o konuşmayı Sayın Devlet Bahçeli'nin bir dinlemesi lazım. O gün o konuşmayı yapan Cumhurbaşkanımız, şunu bilsin ki bugün o konuşma içinden cümleler kullanan Yurt vatandaşlarımızın birçoğu şu anda hapiste yatıyor. Hep söylüyorum ya, hani aynı dağın yeliyiz, biz birlikte Türkiye'yiz diyoruz ya, o Türkiye defterini Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin e, kapatıp MHP'lileştiğini ve perinçekleştiğini bu millet anlaması lazım. Şu anda Sayın Erdoğan'ın... Anlıyor o, mu efendim? Bakın e, e, Tayyip Bey, Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız, Sözünün artık bu millet üzerinde bir etkisi yok. Niye yok? Şu anda bu konuşmayı baştan sona dinleyin, baştan sona dinleyin. Aklınıza şu sorular gelir. Şimdi bu konuşmadan sonra eğer 2005'teki Erdoğan devam ediyorsa, bölgede Kürtçe isimler, mahalleler, sokaklar, oradan bütün tabi her şey kaldırıldı. Ya bir milletin diliyle niye uğraşırsınız? Ya bırakın herkes demokrasi içinde. Anasının ak sütü olan dilini kullanabilme özgürlüğü olsun. Niye niye bunu ki Tayyip Erdoğan bunları söyleyen biriydi. Tayyip Erdoğan zaten bunları söylediği için biz onunla birlikteydik. Şimdi geldiğimiz noktada 2005'teki Erdoğanım diyor. 2005'teki Erdoğansa bizim şu anda Gelecek Partisi'ne veya başka başka yeni partilere ihtiyacımız yoktu ki. Biz zaten yanında olurduk yani. Peki Erdoğan'ın yanında kim var? İşte 15 Temmuz konuştuk. Darbede darbe içerisinde fiilen milletin önünde olan neredeyse Allah'ın kulu yok. Peki şu anda söylediği Erdoğan, 2005'teki Erdoğansa Devlet Bahçeli'nin bugün itibarıyla Cumhur İttifakı'ndan ayrılması lazım. Gitsin o konuşmayı bir dinlesin. Onun için bunlar niçin oraya gitti? Sayın Erdoğan niçin oraya gitti bence orayı konuşmak lazım. Sayın Erdoğan için sonuca ulaşmak için her yol mubahtır. Bakın unutmayın daha bir buçuk yıl önce seçimlerde Sayın Erdoğan Kürt vatandaşlarımıza defolun gidin demişti. Kürdistan'a gidin demişti. Bu ülkede Kürt vatandaşların problemi yoktur. Artık bunu konuşmayın demişti. Böyle bir şey yok demişti. Ya her bölgenin sorunu olabilir. Ama Sayın Erdoğan şu anda bence %50 artı biri mevcut yapıyla alamayacağını görüyor ve e, Kürt vatandaşlarımızın oyu olmadan da bu ülkede Cumhurbaşkanı olamayacağını görüyor. İddialı bir şey söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanımız bilsin ki ben bu koltukta oturabileceğim. Yarın Sayın Kılıçdaroğlu'yla da bir araya gelebilir. Başka birileriyle de bir araya gelebilir. Ama Türkiye'nin önümüzdeki dönemdeki en büyük sorunun o halin uzatılması hasebiyle söylüyorum. Çünkü seçim startı verdi Sayın Cumhurbaşkanımız. Hı hı hı. Seçim startının verildiği bir ortamda eğer ülke ülkede demokrasi yaşayacaksa, milletin önüne sandık gelecekse, biraz önce anlatmış olduğum yargıta, yüksek seçim kurulunda nelerin olduğunu biliyorum, TRT'ler, TRT'de neler oluyor başka kurumlarda, acaba Türkiye'de nasıl bir seçim hayal ediyor Sayın Erdoğan? Bence Türkiye'de 84 milyonun, bakın siyasi Hı. parti demiyorum, 84 milyonun demokrasi yaşatılacak mı? Yoksa daha farklı bir ülkeye mi dönüştürülecek bu ülke? Bunu düşünmesinin vakti geldi de geçiyor bile. 15 Temmuz'da bence üzerinde en fazla konuşmamız gereken mesele budur. Evet. Ee, çok az vaktim kaldı. Size e, tabii ki Pelikan'la ilgili, e, Pelikan'la muhatap olmuş bir dergi, muhatap olmuş bir e, parti olarak e, Hilal Kaplan'ın mesela TRT'nin yönetim kuruluna geldiğini gördüğünüzde ne düşündüğünüzü sormak istiyorum. Şimdi Hilal Kaplan'ın... E, TRT'nin e, yönetim kuruluna gelmesiyle neredeyse eş zamanlı olarak bir Boğaziçi Üniversitesi mezunu olarak söyleyeyim. Evet. Melih Bulu da işte ansızın haberi olmadan e, tırnak içinde nezaketsizce görevden alındı. Hatta kendisi bile bir inanmadı. Bu bağlantısı olduğunu düşünüyor musunuz? Şöyle düşünüyorum. Şimdi düşünün, e, Sayın Cumhurbaşkanının Diyarbakır ziyaretiyle Melih Bulu'nun görevden alınmasını düşündüğünüzde bunun doğru bir yol olduğunu düşünüyorsunuz. Yani ha bu yoldan giderse Tayyip Erdoğan acaba bir şeyleri gördü, değiştirecek mi diye Hı. düşünüyorsunuz. Ama eş zamanlı olarak sizin de ifade ettiğiniz gibi bir trol içe TRT'nin yönetim kuruluna giriyor. Ve diğer isimlere de bakın lütfen. Hı hı. Ya bu ülkede artık bir yerde yönetim kurulu üyesi olmak istiyorsanız, bir kurumun başına gelmek istiyorsanız ya eski bir vekil, ya onun bir oğlu, ya onun bir akrabası ya mutlaka böyle bir ilişki olması gerekiyor. Yani az önce dedim ya biat. Hı. Biatın dışında bu ülkede artık ehliyet, liyakat, bilgi, birikim böyle bir şeye gerek yok. Şimdi bu şahsın oraya gelmesi tabii çok üzücü. Niye? Ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ki, o söylemiş olduğunuz kuş örgütü benimle çünkü bunun bunun FETÖ terör örgütü gibi bir çeteye dönüşeceğini, en az onların metotlarını kullanarak bu ülkeye daha fazla zarar verebilecek potansiyelleri olduğunu söyleyen biri olarak terörle yargılanmış biri olarak konuş, konuşuyorum. Yani Pelikan örgütüne Pelikan örgütü dediğim için FETÖ de bize pelikan diyor. Sen de bunu söylüyorsun. Aslında böyle bir örgüt yok. Bu örgütü sen kurdun diye suçlanmış bir kişiyim ben. Yani pelikan örgütünü benim kurma, kurduğumu söyleyen insanlar bugün TRT TRT'nin yönetim kuruluna geliyorsa e, biz Tayyip Erdoğan'ın nasıl bir Türkiye tahayyül ettiğini tekrar tekrar düşünmeliyiz. Yani TRT troliçe bir televizyon kurumu olamaz. trolçelerin olduğu bir televizyon kurumu olamaz. AK Parti'de birçok üst yönetici bunu söyledi. İçim acıtan başka bir şey. TRT bizden vergi kesiyor. Vergi. TRT'ye biz vergi ödüyoruz. Benim vergilerimden Hı hı. Hadi şey yapalsın yapsınlar. Sorsunlar millete. Siz zaten pelikan olarak bunu ifade ettiniz değil mi? Yani Yok ben çete, ben şöyle ben yani 28 Sayın Şubat oldu mu? Hı. 28 Şubat'ta Sayın Erbakan hocaya postmodern darbe nasıl yapıldı hı hı. ve görevden alaşağı edildiyse çok farklı bir yöntemle Pelikan bildirisi dosyası üzerinden internette Sayın Davutoğlu'na %49,5'la seçilmiş bir başbakana iftiralarla bir bildiri yayınlandı ve o bildiri sonrası Sayın Davutoğlu görevinden uzaklaştırıldı. Hı hı. Dikkat edin bunu pelikan örgütü yaptı diyorum ben. Kişileri bulmak, hı hı. ortaya çıkartmak, girsin herkes Wikipedia, orada her şey yazıyor. Kimi finanse etti, hani ortaya saçılan e, Wikileaks belgeleri vardı. Orada her şey var, bütün bilgiler var ve şu anda orada ismi geçen insanlar bu ülkede baş tacı ediliyorsa, FETÖ'yle mücadele biraz önce Cumhuriyet Gazetesi'nde gösterdiniz. Ya bu ülkede artık biriyle mücadele derdi yok. Bakın tekrar ediyorum bak makam, aile ve para ilişkisi var. Bunun dışında bu ülkede devlet, millet, gelecekle ilgili olarak bir şey e, konuşmamız artık e, mümkün değil. Devletin şimdi milletimizin verdiği vergilerden Hilal Kaplan'a para ödeyecek e, TRT. Bu kabul edilemez bir şey. Ben bunu kabul etmiyorum. Evet, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Selim Temurci çok teşekkür